tank sahnelerini analiz etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İki İsrail askeri var ve İsrail tankçıları, bilenler biliyordur, uzun süre Centurion'un Shotgun modellerini kullandılar. Akabinde M60'lara geçildi, Magaç'lara geçildi. Şu anda Merkava tanklarını kullanıyorlar ama Centurion'un Shotgun modelleri zamanında İsrail'in ana tank gücünü oluşturan tanklardı. Esasen bu tankların Mark III modellerinden zırh olarak pek bir farkı yok. Asıl farkı stabilizasyon sisteminin yenilenmiş olup lazer mesafe ölçerle uyumlu 105 mm'lik L7 topuna geçilmiş olması. Yani bu top esasen M60A3 tanklarında kullanılan topla aynı arkadaşlar. Bu yüzden karşısındaki TL5S62 gibi rakiplere karşı son derece caydırıcı, isabet oranı son derece yüksek ve deliş kapasitesi de aynı şekilde. Neyse, izleyelim. İki İsrail askeri var burada. İkisi konuşuyor. Yüzünden mühimmat giriyor. Bu arada şunu eklemek isterim. Beyine isabet etmediği sürece bir mermi direkt bu şekilde bilinci kaybolmaz. Çenesinden vurulup çenesi kopup da savaşa devam eden askerler var. Beyine isabet etmediği sürece kafadan vurulan bir atış sizi şu şekilde direkt öldürmez. Bilincinizin net bir şekilde gitmesi için beyninize bir darbenin gelmesi gerekir. Ve burada şöyle bir saçmalık var. Bakın. Atış sesi geldi. Akabinde vuruldu. Böyle bir şey yok. Şimdi keleşle vurulduğunu varsayın. Keleşin çıkış hızını tam olarak bilmesem de zannediyorum 500-600 metre bölü saniye hızla çıkıyordur. Ses hızı ortalama 300 metre bölü saniye. 320-340 civarında. Haliyle önce vurulur, daha sonra ses gelir. Çünkü o mühimmat sesten aşağı yukarı 2,5-3 kat buraya daha süratli şekilde gelecek. Bir atış sesi duyduysanız ve vurulmadıysanız zaten vurulmamasınız demektir. Sonuç olarak atılan mühimmat sesten çok daha hızlı ilerler. Burada böyle bir saçmalık var. Şoka giriyor asker. Gerçek bir savaş olsa muhtemelen bu da vurulur. Ya çok sıcakkanlı güya bu tank komutanı, ya böyle bir şeyde direkt içeri girmesi gerekir. Ve bu olaylar gerçekten de doğru. Dışarı çıkan tank komutanlarının vurulma olasılığı düşman keskin nişancıları tarafından çok yüksektir. Barış zamanında bu şekilde dışta durulur. Savaş bölgesinde hiçbir personel böyle durmaz, durmamalı da. Vuruluyor, düşüyor. Personelin de yaptığı hata. Aynı şekilde bu da vurulur. Ve İsrail askerlerinde öyle bir kıç yok. Yanındaki personel vurulacak, düşecek, baskı atışı yapacak. Yok böyle bir şey. Zeki arkadaş da tankını terk ediyor. Arkadaşın yanına doğru koşuyor. Buradaki nişancıya bakılıyor ne yapalım diye. Ben tank komutanı olsam mürettebatımı daima şu doğrultuda değiltirim. Ben öldüğümde nişancı komutan olacak, nişancı emirleri verecek. Bu yüzden sürücü de tank komutanı nasıl düşünür, ne yapar, hangi durumda da karar verir bilmek zorunda. Benim şahsi düşüncem bu. Tank komutanı olsaydım nişancıya da sürücüye de tank komutanı olabileceği şekilde eğitim verirdim kesinlikle. Sonuçta tank komutanının ölme olasılığı diğer mürettebatlara nazaran daha fazla. Sonuç itibariyle en çok dışarıda olan mürettebat tank komutanı olur. Komutan kısmındaki zırh biraz daha ince olur. Nişancı tankın tam olarak kule önlerine doğru kaldığı için gerek ön zırh gerek yan zırhı daha kalındır. M60'dan örnek gösterecek olursak nişancı biliyorsunuz ön taraflara doğru denk geliyor ve ön taraftaki zırhın kalınlığı 200-180 mm bandına değişirken komutanın olduğu kısım 50 mm kalınlığında. Ayrıyeten biliyorsunuz ki Patton'ların genel olarak kupolası son derece zayıf. Çok detaya girmeyelim. Personel diğer tanka doğru koşuyor ve ne hikmetse geri dönmeye karar veriyor. Geri dönmeye karar verdiğinde ise buradaki Centurion'a vuruluyor. Çok aşırı tepki veriyor burada kendisi. Sivil birisi gibi çok korkuyor. Burada kafaya sokuyor içeri doğru. Diğer tankın içine girdi ama ölen personel oradayken yapamazsın bunu. Dışarı çıkartman lazım. Karşıdaki terörist grupta tabi gerizekalı olduğu için sabit duruyor. Hiç
Çok saçma bir sahne. Tank komutanı el bombası da tankta top diye bir şey yok değil mi? 105 milimetrelik topum var. Ama onu kullanmıyorsun, el bombası atıyorsun. Karşıdakiler de geri zekalı olduğu için sen onların üzerine doğru sürüp ezmeye çalıştığında olduğu yerde sabit duruyor tabi. AFK'lar herhalde. Bu arada Alman askerleri saldırıyor. Tanklar Panzer 4 değil, TL5 bu arada. Genellikle bu tarzda filmlerde Rus ya da Amerikan menşeli tanklar kullanılır. Alman tankları çok pahalıdır ve günümüze kadar birçoğu ulaşamamıştır. Ulaşanlar da müzededir. TL5 olduğunu nereden anlıyorum? Palet yapısından. Paletin izi, şekli vesaire her şeyi belli ediyor. Bu kadar kalın beton kırılmaz rahat. Yani mouse'un falan geçmesi lazım o kadar rahat kırılabilmesi için. Zaten animasyon üzerinden yapmışlar. Tankın zaten taşıyıcı tekerlerine baktığımız zaman TL5 olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Gelelim Japon savaş sahnesine. Ruslar Japonlara saldırı gerçekleştiriyor. BT-5, BT-7 tanklarıyla. Japonlar ilk gördüğünü afallıyor. Bu arada BT değil, taşıyıcı tekerlerinden anlıyorum ki Japonların elinde bulunan ve müzelik statüde olan eski tip Japon tankları. CR'deşisi ön tarafta, taşıyıcı tekerleri de zaten Japon tankı olduğunu belli etmekte. BT tanklarının CR'deşisi arka taraftadır arkadaşlar ama Japon tanklarının geneli tıpkı M4 Sherman'lar gibi önden transmisyona sahiptir. Bu nedenle CR'deşisi öndedir. Keza burada da CR'deşisinin ön tarafta olduğunu görüyoruz. BT izlenimini vermek için yüz kısmı üçgenimsi bir yapı eklenmiş. Hemen altında da ana zırhı görebiliyoruz. Normalde BT tanklarının şu kısmı, mouse'a gösterdiğim nokta, boştur. Bunun sebebi BT serisi paletsiz de ilerleyebilir. Şurada gördüğünüz teker sağa sola doğru hareket edebilir. Araba gibi. Bu nedenle şurada gösterdiğim kısım boştur. Teker sağa sola dönebilsin diye. Zamanında bunları detaylarıyla anlatmıştım size. Evet, palet yapısından da zaten anlayabiliyoruz. Şu kısım BT'ye benzetilmeye çalışılmış ama buradaki bölgeler tamamen dolu. BT'lerin yapısına aykırı. Arka taraftan baktığımız zaman daha da iyi anlayabiliyoruz. Ama güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Böyle bir savaş durumunda tank komutanının içeride kalması gerekir. Çok büyük bir saçmalık. Japonlar Osmanlı dönemindeki gibi saldırıyor ve böyle bir şey yok. Senin yanına top mermisi düştüğünde asla seni böyle fırlatmaz. Şu G kuvvetine sen maruz kalıyorsan zaten parçalanmışsın demektir. Seni şu kadar itebilecek bir basınç bedenini parçalar. BT'nin mühimmatı yanına düşse, patlayıcı olmadığı sürece çok bir şey olmaz. Sonuçta 45 milimetrelik bir çapa sahip. Evet, güzel yapılmış tank. Hareketli halde maşallah. Çatır çatır vuruyor BT'ler. Stabilizasyon varmış gibi. Ve böyle bir savaş olmaz. 50 metreden iki birlikte birbirine koşturuyor. Ve daima siperler savunma hatları yapılırken kademe kademe yapılır arkadaşlar. Önde birinci kademe vardır. Arkada 2-3 diye ilerler. Tek hat bir savunma sistemi yoktur. ABC planı daima vardır. Tamamen bir saçmalık. Bunların savaş stili 1500'lerin savaş stili. Geldiler, önde konumlandılar ki karşıdaki Ruslar daha rahat vursun diye. Evet, olacak şey bu. Bonzai diye saldırıyor. Gerçekte çok bir şey olmaz. Açık konuşayım. O şekilde çarpsan yakıt patlamaz. Yakıt böyle hemen patlayan bir şey değil. Ama filmlerde dokunuyorsun, üflüyorsun hemen patlıyor. Gerçekte böyle bir şey yok. Birinci saldırıyı Japonlar katanalarla falan önlüyor. Olması gereken şey, güçlü bir bombayı alırsın, 20-30 kilo neyse, tankın altına geçersin, patlatırsın kendini. İntiharın bir işe yarar o zaman. Keza burada da benim dediğimi yapıyorlar anladığım kadarıyla bak. Bu işe yarar işte. Çünkü tankların taban zırhı çok zayıf. Tabancayla da teke gidiyor vurdukları. Tabancayla hiç kimse tek vuruş olmaz beyni hesap etmediği sürece. Evet, Japonlar burada her şeyini vererek birinci dalgayı etkisiz hale getiriyor. Fakat burada ikinci dalga da geliyor diye biliyorum ben. Tankı bayağı bir yüksekten paraşütle atıyorlar. Böyle bir indirme şekli yok. Paraşüt o kadar ağır bir tankı taşıyamaz hayatta. Yani maksimum hamuru taşır. İki de maşallah günlük güneşlik. MZ-13 tarzında ZPT'lerin içinde çekiyorlar arkadaşlar genelde. Mesela arka taraftaki kapağa baktığımız zaman MZ-13 olduğunu anlayabiliyoruz.
Emiz 13. Kule yüzüğü maşallah. Hani benzetmeye çalışmışlar yine. Ama bu kadar kule yüzüğü herhalde Maus'ta falan vardır. Ve kullanılan tank M8. Hafif tank. Çok bilinen bir araç değildir bu. XM8'ler. Amerika'nın modern hafif tank projesi. Alüminyum zırha sahip M113 temelli bir yürür aksama sahip prototip aşamasına kaldı. Seri üretim hiçbir zaman girmedi ve kullanılmadı da. M8 Thunderbolt. İşte bunda da bundan bahsetmiştim. M8'ler bunlar. Yürür aksam tamamen M113'lerle aynı arkadaşlar. Paletlere, cerdeşisine, taşıyıcı tekerlere kadar. Sadece önden değil arkadan transmisyona sahip. 105 mm top taşımakta. Gelişmiş modellerinde bunu 120'liğe kadar çıkarttılar. Bu şekilde bir hafif tank. Alüminyum zırha sahip. M113'ü yapan kalıp, makine vesaire bu aracı da tasarlayabiliyor. Seri üretime geçebilir. Amerika yavaş yavaş bu tarzda ucuz masrafsız tanklara geçiş yapmaya başladığından belki ilerleyen vakitler geçebilir. Bakın M8 Buford mesela. Bu eski modeli. Thunderbolt yenisi. M8 Buford eskisi. Thunderbolt ise bir tık üstü. Tanktan hiç anlamayan vatandaşlara hitaben bir sahne yapılmış burada. Yeah diye M2 ile çıkıyor. İHA SİHA'lar da maşallah. Drone gibi seri hareket yapıyor. Baksana siyahlara, adamlar makineli tüfek takmış. Böyle bir şey yok. Tamamen yalan. Zaten siyahlara böyle bir görev verilmez. O kadar uzaktan da tank atılmaz. Bu paraşütler taşımaz kesinlikle. Yere çakılırsın. Evet, bir paraşütü kesildi. Arkadaş da burada ağır şekilde uçuyor tabi. O şekilde vurulasa kendisini aşağıda bulurdu ama hava frenini açıyor burada. Bak yavaşladı. Heh, gördün mü? Artık tek paraşütle aşağı iniyor. Böyle gelersem toprağa 20 metreden çıkartırlar seni. 20 metre saplanırsın. Kule dönüş hızına kurban, çok hızlı dönüyor. GTA Vice taktikleri yapıyorlar. Bak. Topun tepmesiyle yön veriyor. Gerçekçi bir sahne mi? Kısmen. Neden kısmen? Havada bir tank atış yapsa topun tepmesi tankı yönlendirir. Fakat burada sanki yerdeymiş gibi geriye doğru kayıyor. Şu atış olsa tank sağ tarafa doğru taklalar atarak gider arkadaşlar. 2-3 defa takla atar. Direkt oraya sekti. Gerçekte döne döne ilerler. Çünkü basınç üst tarafta. Böyle bir şeyin olması için tam olarak gövdenin o civardan bir tepmeye maruz kalması lazım. Ve basınç buradan gelecek. Haliyle takla atacaksın. Şimdi topu geri çevirip onu vurman yok mu havada? Hey yavrum. Emmo taşları görüyor musun? Tek paraşüt kaldı ya, bunlar atış yapa yapa yavaşlatacak kendini bence. M8 dünyanın en dar tanklarından birisidir ama buna rağmen arka tarafta personel var. Kuledekiler maşallah aynı Maus gibi rahat. Bunu uzaydan mı atmışlar? Hala düşmediler. Çok gerçekçi ya. Çok gerçekçi. Bak bak reisler bak. İşte GTA Vice'de oynamanın faydaları. Bak, topu kim dolduruyor acaba? Bu film direkt Amerika'daki 50-60 IQ'lük Amerikan askerleri var ya, öz Amerikalılar böyle salak olurlar biraz. Direkt onlara hitaben yapılmış. Adamın üzerine düşmesi yok mu tankın? Teyze de sevindi. Tüm emekli maaşı artık benim diye. Gelelim diğer sahneye. Kule Tiger, top Panzer 4. M4'ler ilerliyor. Bak, filmlerde gerçekten de savaştan kalma tanklar kullanabiliyor. Mesela bu tank gerçek bir M4. Çok fazla var çünkü. Bir değeri yok piyasada. İngiliz, Cromwell, M4 Sherman ya da T-34 odur budur kullanabiliyor savaş sahnelerinde. Yan taraftan Cromwell atışı yiyor. Gerçekçi. Lakin şöyle bir şey söz konusu. Tank bu kadar kamufle edilirse görüş sağlanmaz. Sebebi de şu.
Şimdi Tiger'ların kupolası üst tarafta. Nişancı ünitesi burada. Ön kısmı tamamen çalı ile kaplamışsın. Haliyle senin optikten bakarak nişan alma olasılığın yok. Bunu T-34 isimli filmde de anlatmıştım size. Her tarafını kaplamışsın. Optiğin önü de dahil. Şöyle yapılır. Birçok kısmı kaplarsan ama optik ünitesinin önünü açık bırakırsın. O şekilde görüş sağlarsın. Şöyle bir durumda Tiger kesin ki bir şey göremez. Ben olsam M4'ü vurdum. Daha güçlü sonuçta. Rumble'a nazaran. T-34 bu arada. CRD'sinden anladım. Jack Tiger diye TL-5'i kullanmışlar ama güzel gözüküyor gerçekten. Bu General Shepard değil mi ya? M60 abileri vermişler film için. Amerika'daki M60'lar falan. Amerika'daki M60 A1, A3 vesaire kullanılmaz. Müzeliktir. Bu yüzden rahat rahat film yapımcıları tarafından elde edilebilir. Bizim ordumuz kullanıyor sadece ciddi. Neyse arkadaşlar, benlik bu kadar. Analiz etmemi istediğiniz tank sahnelerini Instagram profilime gönderebilirsiniz. Diğer bölümde sizin göndereceğiniz tank sahnelerinde yorumlarım. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Selametle.